Evet, son anda benim tripodun kafası tutmuyor. Böyle bir sallandı. Merhaba arkadaşlar. Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refi'yim. Evet arkadaşlar, bu haftalık aklımızdaki kişinin güncel olarak bizimle ilgili duyguları ve bizimle ilgili planı nedir? Buna dair bir açılımla başlamak istiyorum haftaya arkadaşlar. Evet, iki destemiz olacak. Her zamanki gibi birinci destemiz sihirbazların tarot destesi ve minik evimizi, şirin evimizi koyuyorum. İkinci destemiz ise şöyle horozumuzu koyuyorum. Işık Kaini Tarot destesi arkadaşlar. Evet, tekrar hatırlatmak istiyorum. Her videomun başında hatırlattığım gibi arkadaşlar, kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu pazar günü saat 8 sorularında yaptığım, sizlerin sorularına cevap verdiğim soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz dedikten sonra, hemen seçemeyen arkadaşlarımız burada videoyu durdurup seçebilirler. Ondan sonra videoya devam edebilirler deyip hemen birinci desteyle başlayalım istiyorum arkadaşlar. Bugün neredeyse bütün destelerimi kullanma niyetindeyim. Evet. Hemen ilk önce enerjilerine bakalım. Birinci desteği seçen, yani sihirbazların tarot destesini seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi, bu desteği seçen arkadaşlarıma karşı hangi duygular içinde? Bu desteği seçen arkadaşımı seviyor mu ve bu desteği seçen arkadaşıma dair planı nedir? Veya bir ilişki yaşıyorlarsa ilişkinin devamı gidişatı ile ilgili planları nedir? Buna dair en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Hadi bakalım. Evet. 3 tane kartımızı aldık. Enerji kehanet destemizden. Arkadaşlar, bütün kartları seçtikten sonra yerleştireceğim. Evet, devam ediyoruz. Aha. Çok ilginç. Açıldı. Aldık, kabul ettik. Arkadaşlar, WhatsApp durumumda tabii ki hepiniz göremiyorsunuz. Bir durum paylaşmıştım. Özellikle İkiz Alev yolculuğundaki arkadaşlarımızla ilgili çok güzel de bir şiir vardı. Onu da koymuştum. Arkadaşlar, 3 ve 27 Nisan arasında özellikle İkiz Alev yolculuğundaki arkadaşlarımızın tekamül yollarında birbirlerine daha çok yaklaşmalarını sağlayacak enerjiler açığa çıkacak. Özellikle dediğim gibi 3 ve 27 Nisan dönemleri birlikte olma, bir araya gelme enerjileri açık olacak arkadaşlar. Bunu da şöyle bildireyim istedim. Tamam. Ve 5. Evet. Şöyle. Benim destem nerede? Şöyle. Çok ilginç. Acayip bir şekilde dağılmış durumdayım arkadaşlar. Destemin birisini bulamıyorum. Yok, bununla değil. Evet, şöyle alalım. Bunlar özellikle bu seçtiğim kartlar planı ile ilgili olacak arkadaşlar.
Kadina'dan da seçmek istiyorum. Son olarak. Bakalım bu desteği seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişinin bu desteği seçen arkadaşlarımla ilgili duyguları nelermiş? Seviyor mu? Özlüyor mu? Ve planları neymiş bir bakalım bakalım. Hadi bakalım. Önce enerjilerine bakalım. Bir hilekarlık, bir düzenbazlık, bir tilkilik peşinde. Böyle ellerini de ovuşturur bir şekilde. Ama dünya kartı geldi. Dünya kartı güzel bir karttır. Şimdi arkadaşlar, bu kişi büyük bir ihtimalle size yaklaşırken nasıl yaklaşacağını bilemiyor. Ondan dolayı böyle bir dolaylı yollardan gelmeyi düşünebilir. Çünkü sizi ikna etmekle ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Geçmişte sizi üzmüş, sıkıntı yaratmış bir insan olduğunu gösteriyor kartlar. Ama artık diyor ki ben seninle birlikte olmak istiyorum diyen bir enerji var. Şimdi ölüm kartıyla direkt bize bir akrep burcunu verdi arkadaşlar kartlarımız. Evet, akrep burcu ermiş kartımızdaysa başak burcunu direkt verdi. Bunun yanı sıra balık, akrep ve yengeç burcunun da varlığından bahsedebiliriz birinci desteği için. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle kartlar açıldıkça hikayemiz biraz daha ortaya çıkıyor. Şimdi geçmişte bu kişi evet sizin arkasını dönmüş, yeni bir yön ne doğru gitmiş olabilir. Maskeler takmış, size yalanlar söylemiş, hatta aldatmış, iki kişiyi aynı anda idare etmiş olabilir veya İki durumu idare etmiş olabilir. Ama ben burada daha çok iki kişiyi idare etmiş olduğunu görüyorum. Çünkü size yalan söylemiş, maskeler takmış ve gerçekten siz bayağı üzülmüşsünüz. Şimdi şöyle bir baktığımızda bu kişiyle ilgili sizin enerjilerinizde artık tamamen bitti galiba enerjisine gelmiş bu desteği seçen arkadaşlarımın birçoğu ve o gelirse ben artık ona yüz vermeyeceğim. Sınırlarımı çizdim, bu sınırları geçmesi biraz zor diyorsunuz veya eğer bu kişi gelirse benim bazı kurallarım var, bazı şeyleri kabul ederse, benim istediğim şekilde olursa evet, çünkü gerçekten ben çok üzüldüm, bir daha böyle üzülmek istemiyorum şeklinde düşünüyor. Şimdi aklınızdaki kişinin ise size gelme niyeti var ama biraz böyle küçük adımlarla gelme istiyor. Biraz böyle çok değişken enerjileri olduğunu gösteriyor kartlarım. Yani hani şey derler ya, huylu huyundan vazgeçmez. Yani size olan duyguları nedir? Duygusu var mı? Evet, kupa ası çıktı. Kupa ası sevgilerin en büyüğünü gösteren karttır. Büyük bir aşkı anlatır bize. Hatta sizinle evlenmek istediğini, size sadık kalmak için uğraşan birini görüyorum. Yani sadık olmak istiyor ama böyle, yani nedir bilmiyorum, şeytan mı dürtüyor? Her şeyde de şeytanı suçluyoruz ama yani böyle bir aldatma enerjisinde birisi. Sevgisi var mı, duygusu var mı? Kesinlikle var arkadaşlar. Ama dediğim gibi ya peşini bırakmayan, yakasını bırakmayan bir kişi var. Veya dediğim gibi bu kişinin böyle bir huyu mu denir, ne denir ben artık bilemiyorum yani. Sadık olmak istiyor ama olamıyor. Böyle bir durum. Veya arkadaşlar, bu kişi bir şekilde bir başkasına, zaten sizden önce bir başkasıyla bir sözleşmesi olabilir, evliliği olabilir. Bundan dolayı böyle bir sıkıntı, böyle bir enerji de çıkıyor olabilir. Şimdi evet, şimdi tam oturdu. Bir kısmınız için böyle bir şey söz konusu olabilir. Para altılısıyla beraber evet,
arkadaşlar, para altılısıyla beraber ilişkide evet somut gelişmeler olacak gibi bir adım gelecek. Ama yine bu kişi arkadaşlar ne yazık ki bu bağdan kopmakta sıkıntı çekiyor. Özellikle maddi konularla ilgili bir bağ var buraya. Bundan dolayı buraya arkasını dönemiyor. Ama ilk sorduğumuz soru neydi? Duygusu var mı? Kesinlikle var. Ama bazı şeyleri yapmakta basiretsiz olduğunu söylüyor kartlarım. Özellikle maddiyatla ilgili bir yerlere bağlı olduğunu söylüyor. Evet. Planları ne dediğimizde çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor dedi. Sizi baştan çıkarmayı düşünüyor olabilir. Gerçekten düşünüyor. Bayağı kafa yoruyor. Nasıl, ne şekilde yapacağım diye. Ayrıca attığı adımdan dolayı siz nasıl davranacaksınız, nasıl karşılayacaksınız bunu düşünüyor. Evet arkadaşlar, buradaki bu desteği seçen arkadaşlarımızın bir kısmının aklındaki kişi gerçekten bir yerlere bağlı ve bağımlı olma durumunda ve gerçekten kendini biraz böyle kurban olarak, hapsedilmiş olarak görüyor. Ama planı böyle bir bağı olan kişilerin planı bunu artık bitirme niyetinde arkadaşlar. Evet, eğer kağıt üzerinde evliliği olanlar varsa bir şekilde bu evlilikle ilgili mahkeme gibi durumlar söz konusu olabilir. Adliye kartıyla beraber konuşamadım. Evet, size bir hediye alma düşüncesinde, planların içerisinde bu var arkadaşlar. Evet. Özellikle size sizden ayrı kaldığı zamanlar içinde çok kötü olduğunu anlatabilir. Bakın şu şekilde yataklara düştüm diyebilir. Sen benim ruh eşimsin. Ruh eşimden ayrı geçen zamanlarda ben bu haldeydim diyen bir kişi böyle gelecek ve yine çok yakında haberi geldi. Çok yakında bir haber var. Ama arkadaşlar bakın, dediğim gibi bir süre daha bu maske takma durumu, aldatma, kandırma durumları devam edebilir dedi kartlarımız. Ama siz birbirinize aitsiniz. Aradığınız romantik partner zaten partnerle zaten karşılaşmışsın diyor kartımız. Hem onun için hem de sizin için bu kart bu şekilde geldi. Evet, bazı endişeler, şüpheler var ama aynı kapıdan gireceksiniz. Çok büyük bir fırsat. Bir arada aynı kapı size açılacak dedi. Ama fareler var arkadaşlar. Bu kişiyi böyle tırtık tırtık yiyen, böyle bitirmeye çalışan kişiler var. Dikkat edin. Biraz daha sabır. Bu desteği seçen arkadaşlarıma. Evet, biraz çetrefilli, biraz zor enerjiler geldi. Burada bazı maskeler takılıyor. Bazı yalanlar var. Bunun nedeni sizi tekrar bir araya gelmek için, ikna etmek için bu yalanları söylüyor. Belli bir süre ikili durum devam edebilir arkadaşlar. Tabii hepiniz için bu durum geçerli değil. Bir kısmınız için belki başka bağımlılıkları var. Bunlardan kurtulmak için belli bir zamana ihtiyaç duyuyor olabilir. Evet, biraz daha sabır dedi. Ama sabrın sonu nedir arkadaşlar? Selamettir. Şimdi dilek kartlarımdan çekmek istiyorum sizler için. Ve Rumi'den bir kart almak istiyorum arkadaşlar. Evet, bu desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişinin bu arkadaşımla ilgili hisleri ve geleceğe dair bu arkadaşımla ilgili planı nedir? Acayip kulağım ağrıyor arkadaşlar. Anlayamadım bir türlü. Şimdi de Rumi'den bir kart alalım. Rumi'nin bize mesajı ne olacak? Bakalım.
Evet. Kale çıktı arkadaşlar. Kale en sevdiğim kartlardan birisidir. Evet, kale ile beraber engeller geride kalıyor arkadaşlar ki bu destede açılımda zaten gerçekten birbiriyle gayet uyumlu çıktı kartlar. Bazı engeller ve zor enerjiler vardı. Bu kartımız der ki engeller geride kalıyor. Güvenli ve yeni bir dönem başlıyor. Bir kısmınız için arkadaşlar taşınma, bir araya gelme, istediğiniz şekilde güçlü, kuvvetli duruma gelmeyi anlatıyor kale kartı. Güzel bir karttır. Evet, Rumi'de kılıçların iç oğlanı geldi. Evet arkadaşlar, bazı konularda dikkat etmeniz lazım. Haz al baki mutluluğundan der. Kılıçların iç oğlanının bir diğer anlamıysa burada dikkat, yani bir konuda uyarı vardır. Rakipleriniz olabilir. Bazı kişiler dedikodu yapabilir. Bir kısım insanlar sizi çekemez ve düşmanlık gizlice bir sizi izleyenler ve açığınızı bulmaya çalışanlar olabilir ki evet destede de böyle sıkıntılı maskeler, yalanlar vardı. Etrafınızda bundan dolayı fareler vardı zaten. Bir tırtıklayan, yiyen bir enerji vardı. Dikkatli olmanız gerektiği konusunda Rumi de uyarısını yaptı arkadaşlar. Evet, birinci deste bu şekildeydi. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere sevgili birinci desteği seçen arkadaşlarım. Ve geldik İkinci desteği seçen arkadaşlarımıza. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İkinci desteği seçen arkadaşlarımın, aklındaki kişinin bu desteği seçen arkadaşlarımla ilgili duyguları nedir? Bu desteği seçen arkadaşlarımı seviyorlar mı? Bu desteği seçen arkadaşımla ilgili geleceğe dair planları nedir? Bununla ilgili en doğru ve net bilgileri almaya niyet ediyoruz. Hadi bakalım. Allah Allah. Kulağımla ilgili hala böyle kulağım ağrıyor. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Beş. Üç.
4. Son olarak katinadan da alalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkmış ikinci desteği seçen arkadaşlarıma. Oho! Kalp tutan erkek çıktı. Çok güzel. Harika. Birisi kalbi elinde geliyor sevgili arkadaşlar. Evet. Aklınızdaki kişiyle eğer bir ilişkiniz zaten varsa, geçmişte bir yaşanmışlığınız varsa, bu kişi daha düşünceli, daha romantik bir şekilde adım atabilir. Eğer hayatınızda böyle bir kişi yoksa ki ama düşündüğünüz biri varsa, yani herhangi bir başlangıç yaşamadıysanız bu kişiyle, bu kişi gerçekten umduğunuzdan daha düşünceli ve romantik bir şekilde size doğru geliyor. Evet arkadaşlar, partnerinizin her konuda size destek olacağına dair bir karttır. Bayılıyorum. Şöyle gelse. Eli kalbi. Allah Allah, çok ilginç. Düşmanlıklar kartı çıktı. Gerçekten ilginç. Merak ettim şu anda. Diğer kartı da. Şimdi anladım. Arkadaşlar sanırım bu kişi size daha önce duygularını anlattı. Ama sanki birbirinize karşı istekleriniz aynı değil. Siz belki çok daha romantik birisini bekliyordunuz ya da daha farklıydı beklentiniz. Sanki bir arada bir sıkıntı olmuş, bir egolar çatışmış, bir sırt sırta dönme durumları söz konusu olabilir. Bu kişi öyle bir şey ki gerçekten... Size kızgınlık besliyor. Kızgınlık beslemesinin sebebi size bağlanmış. Yani bakın. Yani size kızgınlık besliyor ama kendisine esasen kızıyor. Yani farkında olmadan ben ona bu kadar nasıl bağlandım enerjilerinde gelmiş birisi. İlginç. Evet, asası. Para dokuzlusu. Evet bakın, arkasını dönen siz olmuşsunuz. Pek de yanınıza da yaklaştırmıyorsunuz galiba. İlginç bir deste oldu. Yani burada bir dişiler arka dönmüş. Burada ağırlıkta arkadaşlar Koç, Aslan ve Yay burcunun ağırlığından bahsedebiliriz. Yine bir Balık burcunu verdi kartımız direkt. İkizler burcunu ve Boğa, Başak, Oğlak burcunu da verdi. Adalet kartı geldi. Bakalım. İlginç. Çok ilginç geldi. Şimdi arkadaşlar, bu kişi gerçekten asa asıyla beraber çok böyle size karşı çok büyük adımlarla gelmiş. Ateşli, tutkulu bir şekilde gelmiş. Sizse bunun, bu kişinin bu adımları ile ilgili böyle bir şüpheye düşmüşsünüz. Yani böyle tartmakta zorlanmışsınız karşınızdaki kişinin duygularıyla ilgili ne kadar samimi olduğuna dair emin olamamışsınız. Ve bundan dolayı sizin enerjiniz hep belirsiz kalmış arkadaşlar. Şüphe içinde kalmışsınız. O ben diyor. Yani oysa sizinle birlikteyken çok mutluymuş bakın. Para dokuzlusu bize tamamlanmadan bir önceki kartı anlatır ve ilişkide büyük mutluluğu anlatır. Hatta yani ileriye dönük potansiyeli olan bir ilişki olabileceğini ve duygularının bu yönde olduğunu söylüyor. Yani tılsım dokuzlusu başka zamanda baktığımızda hamileliği anlatır, doğurganlığı anlatır. Aynı zamanda tamamlanmaya giden son basamaktır ve evet
aklınızdaki kişi aslında sizinle gerçekten ileriye dönük potansiyeli çok çok büyük bir ilişkiye adım attığını düşünmüş. Hatta burada geçmişten gelen bağlarla beraber bir ruh eşliliği, ikiz ruh enerjisinde olduğunu söylüyor ve evet, şu anki enerjilerde arkadaşlar bir inatlaşma durumu söz konusu. Ne o adım atıyor, ne siz adım atıyorsunuz. Zaten dedik ki bu burçlarda bir Koç, Aslan, Yay baskındı. Zaten Koç olsun, Aslan olsun biraz egoları yüksektir. Siz zaten arkanızı dönmüşsünüz. Şöyle gidiyorsunuz ama bekliyorsunuz da yani. Ya bakıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir bekleme enerjisindesiniz. Çıkmışsınız dağın tepesinde. Yani artık size gelsin istiyorsunuz. Belki de sizi evet bir şey yaptınız, belki bir ne denir buna, blöf yaptınız, belki yola gelsin gibisine bir şey de yaptınız. Bekliyorsunuz. Gelsin işte arkanızdan size yaklaşsın diye. Ama böyle bir yani o kişi de biraz inatçı. Baya evet ruh eşim vesaire vesaire diyor ama bağlandım diyor. Kalbim elimde yani diyor ama yani böyle egosu da çok fazla yüksek. Yani o da diyor bekleyelim bakalım diyor. Aslında tılsımasıyla beraber kendisini çok zor frenlediğini söyleyebilirim. Her an adım atma enerjisinde ve ciddi adım atma enerjisinde ama kendini frenliyor. Biraz duralım bakalım, ara verelim diyen bir enerjide. Arkadaşlar şöyle baktığımızda gerçekten çok büyük korkuları olduğunu söyleyebilirim ilişkiye dair. Aşka dair. Aşık olmaya dair. Bu yüzden size kızıyor, hatta kendine kızıyor aslında, size gerçekten çok fazla bağlanmış, farkında değil bu kadar bağlandığının. Siz yokken yanında böyle hisleriyle ilgili sıkıntı yaşıyor. Hiçbir şeye karşı bir his duyamıyorum, hissizleştim diyen birisi var. Arkadaşlar ezan bitsin, öyle devam edeceğim. Evet geldim arkadaşlar, ezanımız bitti. Aşıklar kartıyla o inanıyor ki bizi sistem bir araya getirdi. Evet bazı olmazlarımız var. O özellikle sizin ona arkanızı döndüğünü düşünüyor. Bir şekilde yani onun duyguları çok yüksek. Bir defa kesinlikle arzulu bir şekilde yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Potansiyeli olan bir ilişki olduğunu düşünüyor. Şu anda ara vermiş olabiliriz. O bana arkasını dönmüş olabilir ama tekrar bir fırsat elimize geçecek diyor. Ve taze yeni bir başlangıç yapacağız diyor. Böyle düşünceleri ve duyguları var. Bu ilişkinin gerçekten aslında potansiyeli olduğuna inanan birisi ve biz ruh eşiyiz diyen bir kişi çıktı. Ve gerçek aşk dedi. Buna inanıyor. Aranızda bir şekilde bir çeşit aşk tılsımı olduğuna inanıyor. Evet sevgili arkadaşlar, barışacağız diyor. Egosu, şu düşmanlığı, şu inadı kırılacak inşallah. Sizin yokluğunuzu ve yoksunluğunuzu çok fazla çekiyor. Perperişan olmuş diyebilirim. Ah, ve 11 kartıyla beraber bize ani umulmadık bir şekilde bir gelme olabilir. Bir adım atmayı planlıyor. Yani bir saniye arkadaşlar. Şöyle hepsini açayım. Çok güzel çıktı. Şimdi gerçekten ani bir sürpriz, ani bir hareket,
ani bir eylem yapmayı planlıyor arkadaşlar gelecekte. Bu büyük bir ihtimalle seninle çok uzun yollar gitmek istiyorum ve seninle aynı evde yaşamak istiyorum. Belki bir kısmınız için arkadaşlar bir evlilik teklifi gelebilir barışmayla beraber. Dedim ya, o sizin ruh eşinizin olduğunu düşünüyorum ve kalpten kalbe bir şekilde konuşmalar var diyor. Birileriyle konuşuyor olabilir arkadaşlar, arkadaşlarıyla sizi paylaşmış olabilir. Nasıl adım atacağı konusunda düşünceleri var ve evet, yani kesinlikle burada da ruh eşini kendine çekebilirsin. Kartıyla beraber sizin cazibenize kapılmış gidiyor. Yani kontrolü elden gitmiş ve sizin çok kontrolcü birisi olduğunuzu düşünüyor. Çok büyük üzüntü içinde arkadaşlar. Bir defa gerçekten büyük bir sıkıntı içinde diyebilirim. Onun için elmas kadar değerlisiniz. Biraz böyle sizin umursamaz tavırlarınız. Ay, çok sevdim ama bu şeyi, dişillerin enerjisini. Çok sevdim, bayıldım. Genelde hep dişiler bir bekleme şeyindeydi ama burada benim istediğim gibi gelirsen eyvallah diyen bir dişil var gerçekten. Evet, yani gayet çekici ve başı dik bir şekilde duruyorsunuz. Değerlisiniz ve inanıyor ki gerçekten bir ağaç kadar sağlam köklere sahip bir ilişki olacak ve buna dair planlar yapıyor. Çok ciddi adımlar atmayı düşünüyor. Ani, hiç beklemediğiniz anda bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bakalım dilek kartımız ne diyecek sizin için ve Rumi hangi mesajı iletecek bize arkadaşlar. Dediğim gibi bu destenin enerjisine bayıldım. Özellikle dişillerin duruşuna, bir barışma ve gerçek aşk mesajını da aldık buradan. Bakalım şimdi dilek kartımızdan. Evet. Evet sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarım, şöyle bir yoğunlaşın. İçinizden, aklınızdan geçen, aklınızda olan kişiyle ilgili, kalbinizdeki kişiyle ilgili bir dilek tutun. Gece ve gündüz. İlginç çıktı. Evet arkadaşlar, gece ve gündüz yeniden başlama. Çok güzel çıktı. Zaten hep bir yeniden başlama enerjisi vardı. Doğru yol olduğunu söylüyor. Evet, geçmişte canınızı sıkan bir olay artık size ferahlık verecek diyen bir kart. Eşitlenme. Güzel çıktı. Geçmişte belki bu ilişki, bu kişi, aklınızdaki kişi sizin canınızı sıkmış olabilir. Ama artık bu konuyla ilgili bir ferahlık yaşayacaksınız. Güzel bir haber alacaksınız. Tuttuğunuz dilekle ilgili de tabii ki dileğiniz gerçekleşecek. Yüreğinize su serpilecek. Hadi bakalım. Güneş kartı çıktı. Harika, daha ne olsun ki arkadaşlar? Evet, güneş kartı ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Evet, güneş kartına baktığımızda burada Rumi ve Şems resmedilmiştir arkadaşlar. Burada şanstan bahsederiz. Şansın büyük bir şans elimize geçecek. Burada ayrıca mutluluktan, neşeden, aydınlanmadan, ki zaten dilek kartımız da bunu vermişti. Bir aydınlanma, bir ferahlık gelecekti. Bir zafer, ki burada evet biraz egolar, biraz işte düşmanlıklar, inatlar vardı. Bu konuda zafer sizin olacak sevgili arkadaşlar. Evet, bir şeyin farkındalığına erişeceksiniz. Burada karşıdaki, aklınızdaki kişi hep bir ruh eşliliğinden bahsederken siz daha çok arkanızı dönme eğilimindeydiniz. Belki de aynı şeyin farkına varma sırası size gelecek der bu kartımız. Evet,
Bir yenilenme, yeniden bir başlamadan bahsedebiliriz. Güneş kartı bir arada olmak, tekrar bir araya gelmek, mutluluğu yakalamaktır ve çok güzel çıktı. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz beğeni butonuna basar. Hala abone olmadıysanız kanalıma abone olur. Bildirim butonunu açarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.